geldi Tuncer Bakırkhan. HDP eş genel başkanı tehdit ediyor, yetmiyor, Celal Adan'ı savunuyor, haddinizi bilin diyor. Haddinizi bilin, sizin arkanızda olanlar var, bizim arkamızda halk var diyor. Mafyayı kastediyor. Şimdi son durum bu sevgili izleyenler. Biraz sonra konuşacağız tüm bunları. AKP'de de hareketlilik var ama yok gibi. Çünkü yerel seçime giderken adaylar kim olacak sorusu soruluyor. Özellikle büyük şehirlerde. Hepsini konuşalım. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sayın Mustafa Balbay bizimle. Sayın Balbay hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. O kadar çok şey yaşıyoruz ki Sayın Balbay bir haftada. Geçtiğimiz hafta sizinle yaptığımız son yayından bu yayına baktığımızda epeyce olay birikti. Sizinle yayınımız da biraz böyle haftanın panoraması gibi oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kurultayıyla başlamak isterim. Delege hesaplamaları yapılıyor. Bazı gazeteciler açıklamalarda bulunuyor. Özgür Özel'in söylemleri sertleşti. Doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise az önce dedi ki çok güzel bir kurultay geçireceğiz biz. Böyle noktaladı konuşmasını. Cumhuriyet Halk Partisi büyük kurultaya nasıl gidiyor Sayın Balbay? Şimdi tabii büyük kurultaya giderken sessiz ama derinden bir ciddi bir bekleyiş, ciddi bir umut arayışı ve 2024'e bakışı biraz daha netleştirme çabaları dikkati çekiyor. Ben son 5 haftadır Aydın, Samsun, Kocaeli, Kayseri ve İzmir'deydim. Hafta sonlarının oralarda hem konferanslara katılarak hem kitap fuarlarında yurttaşlarla söyleşerek geçirdim. Genel anlamda toplumda Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ciddi bir yenilenme, ciddi bir değişim arayışı var. Bu görünüyor. Bu değişimin kimlerle olacağı ve nasıl olacağı ve için nasıl dolacağı tartışması da var. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları zaten yani öteden beri yani partinin sahibi gibi durur. Yani o kadrolar yani Anadolu'nun herhangi bir yere gittiğinde bir dağ köyünde bile kırklık çivi gibi Anadolu diliyle söylemek gerekirse kırklık çivi gibi insanlar Cumhuriyet Halk Partililer hani kendileri kendilerinden bir parça olarak görürler. Ve onların bu beklentilerine genel merkez bu haftaki kurultay nasıl bir cevap verecek? Hepimiz izlemekteyiz. Ben evet. De izliyorum. Keyifli genel bir kurultay olacak diyor Kılıçdaroğlu. Keyifli bir kurultay olacak mı sizce? Şimdi tabii öyle anlaşılıyor ki Kemal Bey toplumdaki değişim arzusunu alıp onu yönlendirme, biçimlendirme ve değişimin sahibi olma arayışında. Ben de bütün yaz başından beri Sayın Çoban siz de anımsayacaksınız. Hı hı. Mutlaka bu süreçte en önemli unsurun açıklık olduğunun, her şeyi toplumla paylaşmak gerektiğini, 14-28 Mayıs'ın ne getirdiğini ve ne götürdüğünü, bundan sonraki sürece bakışı çok net konuşmak tabii gerektiğini söylemiştim. Tabii. Bu olmadı. Bu olmadı. Ama şimdi her şey bu kurultayda düğümlendi. Bu kurultayda öyle anlaşılıyor ki hem Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'in hem de genel başkan adaylığında iddiası olan arkadaşlarımız eğer hani aday olmak için gerekli %5'lik oy bulurlarsa onların konuşmaları aslında bütün bu sürecin bir masaya yatırılışı şeklinde olacak. Özgür Özel'in açıklamalarına baktığımızda dozu biraz daha sertleştirme evet. Ve genel anlamda geçmişe yönelik kimi olumsuzlukların, yaşananların sorumluları ile ilgili olarak hani daha net bilgiler verme havası içinde görüyorum Özgür Özel'i. Tabii bu da yapılması gerekenlerden biri. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında Sayın Çoban benim gördüğüm, evet bu muhasebe arayışı var ama %51 yani salt çoğunun fazlası bir gelecek arayışı içinde. Bir gelecek beklentisi içinde nasıl bir süreç? Çünkü bizim toplumumuz böyle hayalperestlik ya da hani iyimserlik duygularıyla söylemiyorum. Umutperesttir. Umut büyütmek ister. Evet. Yani en küçük şeyden bile yeni bir umut inşa eder. Ve o umudun peşinde de koşar. Zaten siyasetin en önemli tariflerinden biri bence şudur. Siyaset umut üretme sanatıdır. Şimdi bu kurultayda
karşı tarafa en ağır cevabı veren ya da karşı taraf değil ben haklıyım diyen değil, umut üretebilen öne geçecek diye değerlendiriyorum Sayın ben. Balbay, şu andaki söylemlere baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında, ki Örsan Öymen de aday, örneğin onun da üzerinden konuşabiliriz. Umut üreten isimler var mı? Şimdi söylemlere bakıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, benden beklenen değişimi gerçekleştireceğim, tüzük kurultayına dikkat edin diyor. Yani burada Özgür Özel'in eleştirisi var. Genel başkanlığı almış gibi konuşuyor, tüzük kurultayına dikkat edin diyor. Diyor Özgür Özel'de. Yine parti bilgili, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim sözleri eleştiriliyor. Özgür Özel'in de sert çıkışları var. Doğrudan, direkt olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine yanıt veriyor. Umut kim vaat ediyor? Şimdi tabii bu anlattığınız, özetlediğiniz tablo kamuoyunun beklediği durum değil. Gerçeği söylemek gerekirse. Ben en Özgür Özel'in enerjisini, doğrusu her şeyden öte bir yurttaş olarak seviyorum. Siyaset zaten tabii aşkla yapılır. Yani istemezseniz, yani onu yapmayı böyle bir aşkla istemezseniz yürütmek mümkün değildir zaten. Hani herhangi bir meslek değil siyaset ya da bir dönem uğraşı değil. Yani bir kimliğiniz. Yani o nedenle ne olursa olsun o çabalarının Cumhuriyet Halk Partisi'nin harcına, geleceğine katkıda bulunan bir sürecin içinde olmasını arzu ederim doğrusu. Ve bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok da dillendirilmemesine rağmen ciddi bir şekilde aman kurultay olağanüstü bir şenlikle, mutlulukla geçsin derken aman çatlama olmasın beklentisi de var. Eğer karşılıklı kutuplaşma derinleşirse devamında bu partinin içinde bir kopmalara ya da benzer bir sürece de neden olabilir. Buna da izin vermemek gerekir diye düşünüyorum. Her iki tarafta da, genel merkezde de Özgür Özel'in de etrafında Türk Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilen ve bu tür dönemlerden nasıl aştığı konusunda bir birikim ve bilinç sahibi insanların olduğunu düşünüyorum ya da olması gerekir diye değerlendiriyorum. Hani böyle bir hani öğle değerlendirme programında bir öğleyin haberler ana haber ya da doğrusu ana değerlendirme programında çok da ayrıntıya girmek zor ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bu tür zorlukları da aşma tarihtir. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in 100. yılını kutladık ve bu 100. yılı Cumhuriyet Halk Partisi olmadan yazamazsınız. O sorumluluğu taşıyarak şimdi bir gelecek üretmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Çoban Kemal Bey'de konuşmasında bu büyük coşkuyu, 100. yıl coşkusunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada başat güç olduğunu söyledi. Tabii ki büyük çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partilidir. Ben de Anıtkabir'deydim dün, önceki gün ve Akdeniz Caddesi'nden Anıtkabir'in girişine 1,5 saatte gelebildim. Müthiş bir kalabalık vardı. Bunu kimseye zorla yaptıramazsınız. Hani kimi mitinglerde yaptığı gibi yapıldığı gelene hani bedava otobüs, bedava kumanya verip orada bulunanan işte şöyle bir katkı sağlayacağız diye bu birikimi sağlayamazsınız. Çok büyük bir örgütlenme vardı Sayın Çoban. Bu örgütü olmak, hani bir söz vardır. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır. Orada aynı duyguyu paylaşan, birbiriyle tanışmayan milyonlar vardı. Bu büyük birikimin şu anda bir siyasal sahibi olması gerekir Sayın Çoban. Hepimizi coşkuyla, coşkuya boğan, hepimizi yani 100. yıl devletin, milletin arkasından geldiği, millet coşkuyla kutlayınca devletin de peşine takıldığı bir 100. yıl geçirdik aslında. Evet, aslında yani sizin yazınızdaki vurgunuzu dillendirmek lazım. Yanıtkabir. Anıtkabir evet ama gerçekten yanıt öyle da oradan verildi. Gerçekten öyleydi. Cumhuriyet'in 100. yılında bu halk Anıtkabir'de, Türkiye'nin dört bir yanında bunlar vardı. O Tokat Zili'deki, yani çocukluğunda okuduğu köye giden kadınlar, efendim pek çok Anadolu kasabasında kendiliğinden buluşanlar, büyük meydanlarda meydanlara sığmayanlar, hepsi elbette gerçekten büyük bir yüreğin parçasıydı. Büyük bir yüreğin damarları. Ama Anıtkabir bu işin kalbiydi ve inanın
her tarafı, sadece dışarıdan 1,5 saatte girebildik içeri. İnsanlar yani ayakkabılarını çıkarmışlardı artık, şişmiş o beklemekten, ve çıplak ayakta yürüyorlardı. Ve orada hani öyle bir hani coşku vardı ki, yani örgüt dediğin bu işte, aynı duyguyu paylaşmak demek. Evet. Şimdi bunu bütün mesele enerjiye dönüştürmek Sayın Çoban. Ve buradan yani önümüzdeki günlerde yazmak istediğim ana yazı konularından biri olarak paylaşmak isterim. 100. yıl kurumlaşmıştır. 100. yıl bir kurum olmuştur. Ve bu bir başlangıçtır. Gelin böyle görelim. Evet, çok. Bu bir başlangıçtır. Ve şimdi bundan sonraki süreçte de bütün siyasi partilerin alması gereken dersler var orada. Bütün siyasi partilerin, ama iktidarından muhalefetine, büyük partisinden küçük partisine. Hani klasik bir deyim vardır ya, 7'den 77'ye. Bunu ben Anıtkabir'de şu şekilde değiştirmek gerekir diye düşündüm. 2'den 92'ye. İnanın benim çevremde 4 tane bebek arabası vardı. Herkes cesaret edemez çocuğunuzu o onca kalabalığın içine sokmak. Ama o kalabalığın içine girmişti insanlar. O bayraklar, hani piyasa ekonomisinden de söz edelim biraz Sayın Çoban. Anıtkabir'e 3 kilometre mesafede bir elde sallamak için kullanılan bir bayrak 10 liraydı. Anıtkabir'e 3 kilometre mesafede. Hı hı. Ama Anıtkabir'e 100 metre mesafede 50 lira olmuştu. Çünkü yaklaştığınız başka bulacağınız yer yok. Orada fiyatı yükseltmişler. Tabii onu da insanlar laf etmeden onu da kapış kapış alan oldu. Tabii. Yani bu bir hakikaten halkın yüreğine yazılmış bir destan bu. Yani milletle birlikte nefes alıp veren bir cumhuriyetimiz var. Milletle birlikte nefes alıp veren, yani milletin sahibi olduğu, en önemlisi de bu zaten. Gerçekten bu karamsarlara karşı yanıt kabirdim. Serv özlemcilerine karşı yanıt kabirdim. Bu halktan bir şey olmaz diyenlere karşı yanıt kabirdim. Unutturmak isteyenlere karşı yanıt kabirdim. Yerine başka bir şey koymak isteyenlere karşı yanıt kabirdim. İşte buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nde alacağı çok ders var. Bu tablo, bu heyecan, bu coşku, bu sahiplenme Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına yansımalı. Bu yürek orada atmalı. Bu yürek orada atarken de bunun hem umut üretimi hem de bir özgüven üretimi, bunları bir araya getirmeli. Oradaki insanların pek çoğunun yani benden sistemleri olduğu, çünkü daha şöyle yapın, böyle yapın, böyle, ama hesapsız böyle oraya gelmiş ve evet, daha iyi bir Türkiye isteyen insanlar. Yani o hani sessiz milyonlar orada vücuda geldiler. Hani eskilerin diliyle ispatı vücut dediğimiz bir tabloydu. Başka konular da var muhakkak. Çok uzatmayayım ama Anıtkabir her şeye yanıt kabirdi. Evet, her şeye yanıttı. Ama bazı mesajlar vermek isteyenler var mıydı acaba Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken? Bunu zamanımız kalırsa en son size sorayım Sayın Balbay. Siyasetten şimdi giderken CHP ile ilgili bir sorum daha var. Delege hesapları yapılmaya başlandı. Bazı gazeteciler bazı hesaplar, bazı kitaplar ortaya döküyor. Örneğin Ekrem İmamoğlu'nun bu bağlamda İstanbul için herhangi bir ismi desteklemediği, imza vermediği, destekliyor ama imza vermediği tarafsız kalmak adına, ki biliyorsunuz divan başkanı olacak Ekrem İmamoğlu, kabul ettiğini açıkladı, belirtiliyor. Size yansıyan bilgiler var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Şimdi şöyle, tabii kurultay sürecine giderken Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanlığını kabul etmesi bence ciddi bir dönemeç. Ciddi bir kurultay sürecinin önemli bir hani çok sık kullanılır ya, kartlar yeniden karılıyor diye, yeni bir kart karımıydı bence. Ve ben bugün günlerden salı, cumartesiye kadar böyle bu tür bir iki tane daha yeni kart karımı bekliyorum doğrusu. Kartların yeniden karıldığı bir süreç bekliyorum doğrusu. Kimi gözlemlerim de var benim ama doğrudan yönlendirici olmasını ya da ham olduğu için de hani bu tür şeyler, bu tür kritik dönemeçlerde ham bilgiler biraz şey olur. Yani taraflar açısından
Evet. Önyargılıymışız gibi olabilir. Ama benim gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi'nde bütün hesaplar, hani kurultayın devamında Mart ve Nisan 2024'e dönük gibi de görünüyor. Yani bu süre, bu kurultay içinden yeni bir kurultay da doğurabilir her anlamda. Ona da açık görünüyor. Böyle tarafların yanı sıra daha derinden giden meclisin içinde milletvekilleri arasında daha ortak birleştirici bir arayış da görünüyor. Bunlar şu anda sessiz benim aldığım, hani gördüğüm manzara kadarıyla. Ama şu anda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunlar, bir Can Atalay, yani bir milletvekilinin şu anda hapiste ama Sayın Çoban, o 35 sayfalık kararı dikkatle okudum. Doğal olarak içinde Enis Berberoğlu kararına gönderme var, Selma Güven kararına gönderme var, Gergerlioğlu kararına gönderme var ve benimle ilgili karara. İlk hapisteyken bu iktidar döneminde Anayasa Mahkemesi kararıyla serbest kalışıma benim de gönderme var orada. Ve bütün bunların ışığında Anayasa Mahkemesi kararı çok net. Evet. Yalın, herkesin anlayacağı şekilde. Yani bu kararın uygulanmıyor olması çok vahim bir durum. Böyle bir karar bir yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne isyan etmişse, yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne baş kaldırmışsa, bir yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymuyorum diyorsa, hakikaten orada iktidar kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ya bu memleket ne hale geldi demesi gerekir, evet, diyor da zaten. Evet. O nedenle kendi içindeki bu yarışı, arayışı kurultayın sonrasında hesaplayarak yapmak zorunda. Zorunda diyorum. Hı hı. Eğer burada Türkiye'de kurum kalmadı Sayın Çoban, demokrasiyi kuracak, yani kurumlaşmış en büyük kurucu millet. Bu hakikaten müthiş bir şey. Ama ondan sonra siyasal örgütlenme bağlamında Cumhuriyet Halk Partisi. Mesela benim içimden bu 100. yılı bütün Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, işte İlhan Caner, herkesin bir arada kutlaması gibi bir hayal de geçiyordu. Yani büyük bir fotoğraf olabilirdi. Ama demek ki yarış doğal olarak bir hafta sonra olması ya da sürekli bunca yoğunluk buna izin vermemiş olabilir Sayın Çoban. Ama şimdi biraz önce o vurguladığım Can Atalay kararı, inanın şu anda hepimizin göz önünde hukuk devleti kan kaybediyor. Yani akan bir kan akıyor, kan akıyor Sayın Çoban. Yani bu kadar vahim tablo, inanın buna. Sayın Balbay, bu arada bugün bir öğretmenimiz de gözaltındaydı. Türkiye yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışıyorlar deyip, Cumhuriyet'in değerlerinden bahsedip bazı eleştirilerde bulunduğu için gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamakla suçlandı öğretmen Emine Karakaş. Son bilgiyi izleyicilerimize aktaralım. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı öğretmenimiz. Bu bilgiyi paylaşalım. Adaleti ararken, adaleti sorgularken bir de bunu yaşadık. Hem bilgiyi vereyim istedim hem de bu konuyu da gündeme getireyim istedim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Tabii yine sıcağı sıcağına Erdoğan'ın bu 100. yılı çok fotoğraf gibiydi. Bizi TR1 izleyenleri dikkatli ve bilinçli izleyenlerdir zaten farkındadır ama evet. Milletin her tarafa, her yere bayrak asacağını, evine, her iş yerine, her yere bayrak asacağını anlayınca iktidarda bayrak asın, Erdoğan bayrak asın dedi. Evet. Ve 29 Ekim'i de Deniz Kuvvetleri'nin büyük bir gövde gösterisiyle kutladık. Olabilir, yani bir ülkenin, olabilir değil, yani bir ülke, hani bir eskilerin söylediği bir söz vardır. Hazır ol cenge, ister isen sulhü salah derler. Yani savaşa hazır ol, barış istiyorsan savaşa da hazır olman gerekir. Tamam, ama bunu yaparken işte Vahdettin Köşkü'nden selamlamak, işte Boğaz'daki o deniz kuvvetlerinin geçişini yine Türkiye yüzyılı damgası vurup kendi hayallerinin takipçisi haline getirmek, bence her şey bir yana
bir bocalamanın, milletin büyük coşkusu karşısında bunun altında kalmama çırpınışının ifadesi Sayın Çoban. Bu da milletin dikkatinden kaçmamıştır bence, mümkün değil. Bir gün önce siz Filistin mitingi yaparak acaba işte onu gölgeleyebilir miyim diyorsunuz. Ama baktığınız olacak değil, olacak gibi değil. Bu sefer içinde yer almayı hedefliyorsunuz. Kritik ve hakikaten toplumun uyanışı bakımından çok ilginç günlerden geçiyoruz. Evet. Ben bu toplumsal uyanışın mutlaka örgütlü bir dirence ve bir hedefe yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Sayın Balbay, biraz süremiz var. O sürede de iki soruyu soracağım. Bir, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ilişkin. Biliyorsunuz ki Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın ağzından çıkmış olan bir kelime, bir küfür HDP'li Sırrısak'a yönelik olarak. Bugün Devlet Bahçeli Celal Adan'a sahip çıktı. Sahipsiz değildir, yalnız değildir dedi. Hakaretler ayaklarımızın altındadır dedi. Yine HDP'yi hedef almaya devam etti. Aklını başına alsınlar, akıllarını alırım onların dedi. Ve yine MHP'nin her mensubu doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek cesaret ve ahlaki tutarlılıktadır diyerek de Celal Adan'ın küfrüne adeta sahip çıkmış gibi oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan bu olayı, ki biz burada o cümle, o kelime, o kelime deyip duruyoruz. Kelimeyi dillendirmemiz mümkün değil ekranlarımızdan. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer buldu. Devlet Bahçeli'nin tutumunu, durumunu nasıl değerlendirirsiniz konuya bakış açısından? Sayın Çoban, bu gidişle meclisin Celal Adan'ın yönettiği birimlerini herhalde artı 18 diye hani uyarısı koymak gerekecek. Hatta belki de MHP'nin grup toplantıları içinde artı 18 gerekecek. Hatta o yetmeyecek, dikkat. Neydi televizyonlarda hani şiddet içerir, yani korku, şiddet ve benzer şeyler içerir gibi uyarılar vardı. Onları içerecek hale gelmekte. Ve bırakıverseniz Devlet Bahçeli'nin neredeyse o sözü tekrar eder noktaya gelecekti. Yani çok hüzün verici. İnsan bu meclisin çatısı altında, yani biz bu meclise Gazi Meclis diyoruz, o savaş dönemlerinde bile düşman için edilmemiş sözleri, düşman için edilmemiş sözleri birbirine karşı edebilmek ve bunu Cumhuriyet'in 100. yılında yapabilmek. Hani var ya, her şeyi gördük, bu da oldu. Yani bu akıl alır gibi değil. Yorumlamakta zorlanıyorum. Devlet Bahçeli bir zamanlar MHP'leri sokaktan çekmek, hatta kravat takın demişti. Yani böyle daha farklı bir tabloyla siyasette boy göstermiş ve belli bir noktaya gelmişti. Zamanla hani zaman insanı daha bir olgunlaştırır, daha bir, değil mi, hani topa daha bir kucaklayıcı kılar diye bir söz var, ama herhalde burada tam tersi bir tabloyu görmekteyiz. Burada bir özür dilemek çok zor bir şey değil. Yani mikrofon kapalısa açık sandım, edilecek şey değil. Öyle de demedim, kastım o değildi. Yani bu tür sözler çok zor değildir. Ama şu anda bu tablo bence ilk sözden daha ağır bir durum yaratıldı bence bugün. Evet. O söz kurumsallaştı. O söz yani çok acı, sahibine yakışır hale geldi. Yani daha öte yorum da ben yapmak istemiyorum. Ama sonuç olarak meclisimiz açısından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel itibarı açısından hüzün verici. Eğer Numan Kurtulmuş Cumhur İttifakı'nın meclis başkanı değilse, eğer Numan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı ise, buna müdahale etmesi gerekir. Ve meclisin daha fazla yıpratılmasına izin vermemesi gerekir. Bu tarafları aşmıştır. Meclis başkanının sorumlu olduğu bir durum haline gelmiştir Sayın Çoban. Peki. Sayın Balbay, çok teşekkür ediyorum efendim. Bugün de bizimle oldunuz. Sağ olunuz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım haftaya hangi gündem başlıkları olacak? Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kurultayı da bitmiş, evet, olacak, sonlanmış olacak. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle sizinle de. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili izleyenler, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sayın Mustafa Balbay'la konuştuk. Hızlıca bir konuyu atlamamam gerekiyor. Zira İsrail-Gazze Savaşı'nda yaşananlar sevgili yönetmenim.